Keskin abi tekrar merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Beni de burada onur ettiniz arkadaşlarla. Memnun oldum, mutlu oldum. Allah razı olsun sizlerden. Yani uzun zamandır biz kuş uçurmuyoruz. Pek böyle arayan sorayan da olmuyor bizi. Merkez kardeşimiz sizi aldı geldi. Vallahi size ayrıca bir teşekkür borç biliyorum kendim. Yani kuşlarla uğraşıyoruz işte. Bu bir sevda. Yani anlatılmaz, tarif edilmez. Sadece yaşanır bir olay. Torun yanımda, sizler geldiniz. Bundan daha güzel bir mutluluk olamaz. Kuşları da ben uzun yıllardır besliyorum, bakıyorum, uçuruyordum. 10 senedir artık kuş uçurmuyorum. Neden? Hem yaşlandık, hem de bunları kaçırıyoruz, kaybediyoruz diye böyle kapalı bir alan içinde. Yani eşe, dosta, sevdiklerimize bunlardan vererek paylaşı yapıyoruz. Yani bizimki tamamen ticari amaçlı değil. Sevdiklerimizle beraber bu işi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bizden sonra gelecek olan nesillere de belki bu kuşlardan biraz bırakırsak, gerek evladıma, torunuma, gerek sevdiğimiz kardeşlere, bizden daha mutlu insan yok diyorum bu alemde. Çünkü bunların kıymetini sadece güvercin bakanlar bilir. Güvercin sevdalısı olan bilir. Yoksa bunun ticaretinden, bunun parasından hiçbir şey olmaz. Bu bir merak ya. Bu bir sevgi. Bu bir aşk, sevda. Evimizde oturuyoruz çoluğumuzla, çocuğumuzla. Bunlarla gece yarıları geliyoruz, bunlara bakıyoruz. Aşısını yapıyorsun, muhafaza ediyorsun, ilacını veriyorsun. Bu kadar güvercini sağlıklı tutabilmek bir marifet. Ben şimdi 55-60 senedir bunlara bakıyorum. Burada 35 senedir buradayım. 35 sene buradaydım. 20-25 sene İzmir'de baktım. 70'te geldim buraya, aşağı yukarı 40 senedir burada kuş bakıyorum. Birçok arkadaşlarımıza bunlardan da verdik. Ha nasıl verdik? Hediye mabında. Hani satmak, ticaret yapmak değil. Al uçur kardeşim. Allah razı olsun arkadaşlar, uçuruyorlar. Soruyor bazıları arkadaşlar. Ya nereden bunlar? Biz bunları Yunanistan'dan getirdik, Selanik'ten getirdik. Ben Selanik'ten getirmedim. Ben buradan edindim bunları. Ama tabii yani benim ismimi söylemiş söylememiş çok önemli değil. Ben kendi kuşlarımı nerede olsa yavrularını bile tanırım. Mesela biz toplum olarak geziyoruz kuşçu arkadaşları. Bana ait beslediğim, baktığım damızlık kuşlarımdan bir yerde göreyim. Antalya'ya gidiyorum. Bunlar diyorum benim kuşlarım. Ben diyor Antalya'ya diyor abi diyor senden kuş almadım. Kardeşim ben Afyon'a verdim. Sen Afyon'dan aldın. Afyon'dan Antalya'ya götürdün. Antalya'dan da merkez aldın. Kuşları tanıyorum yani. Bu Allah vergisi yani. Bu herkes tanıyamaz. Kaybediyor kuşu adam. Kuş kuşa benzer. Ya diyor bu kuş benim. Hayır kardeşim. Mesela marka takıyoruz şimdi ayaklarına. Neden marka takıyoruz? Herkesin malı belli olsun. Yani bana diyorlar şimdi kuşçuluk bir hobi. Hobi değil bu kuşçuluk. Aşk bu, sevda. Anlatılmaz bir şey bu. 60 sene ya bunlarla beraber işte böyle aşırı neşir oluyoruz. Ha seven arkadaşlarımız yok mu? Çok candan seven, ortak, müteşekkir olarak yani teşkilat olarak bir örgütüz biz burada. Birbirimizden kuş alırız, kuş veririz, besleriz. Ama hiçbir zaman kimsenin kuşuna da sahip çıkmayız. Herkesin kuşu kendine. Şimdi bunlar burada çıkmış. Anneleri babaları da burada. Ben bunları ne yapacağım 200 tane olacak? İsteyen arkadaşlar oluyor. Vereceğiz, paylaşacağız. Böyle işte. Peki 60 senedir beslediğinizi söylüyorsunuz. Bu 60 sene süre zarfında hiç böyle güvercinlere dair unutmadığınız bir anınız var mı? Mesela unutmadığımız an ara sıra müsabakalar oluyordu. Mesela 70'li 75'li yıllarda Karşıyakalı şoför Cemal amca vardı. Onunla biz de gençtik o zaman. Bugünkü gibi 70 küsur yaşında değildim. O adam o gün 70 yaşındaydı. Bizi kalabalıkta dedi sende güzel kuşlar varmış dedi. Bir müsabaka yapalım. Kırmadık. Karşıyaka'da o uçurdu kuşları. Sonra geldik bizim burada uçurduk. 3 tane hakim tutuluyor bu yarışta. Hakimler yarışı bize verdiler yani bana verdiler. Ondan sonra bir daha dedim ben yarış yapmayacağım kimseyle. Neden? Çünkü o adam çok üzüldü kaybetti diye. Onun da kuşları çok güzeldi. İlle müsabaka yaptın mı yani senin bir üstünlüğün yok. O gün kuş dönmeyebilir. Hani bu yarışı kaybettirir sana en fazlası. Yani yarışlar şimdi eskisi gibi değil. Yarışlar şimdi nasıl oldu? Birisi kuş yürüyor, 3-5 kişi gidiyor ona biz puan veriyoruz. Mesela geçenlerde bir arkadaşa gittik, kuş yurdu, puan verdik. 20 puan üzerinden 100 puan, güzel dedik. Birine kupa verdik, Ayvalık'ta oldu geçen gün.
Gittik orada 3 kişi, 1. 2. 3. kupa verdik hepsine. Mesela bak orada resmi var, getir bak. Oturduğun yerde. Ha getir. Burada meşhur Merkez abi de yanımızda ama kendisi röportaja katılmak istemiyor. Mesela Ayvalık'a gittik burada. Bak röportaj yaptık. Hı hı. Bunları şey yapacağız, çekeceğiz tekrar, ekleyeceğiz. Islanmış mesela. Hı hı. Burada şu benim. Hı hı. Bu neydi bu çocuğun adı? Cemil. Ayvalıklı Cemil. Bu arkadaşımız, otelci bir kardeşimiz kazandı müsabakayı. Bir numarayı ona verdik. 2 numara bir kardeşimiz kazandı. Kupayı verdim onlara. Ben orada gittim Ayvalık'ta. Yani güzel bir şey oldu. Bir yemek verildi orada. Bak kupalar ellerinde hepsinin. Yani oluyor böyle ara sıra müsabakalar ama. Yani bir ödül konulmuyor bir para. Sadece bir yemeğine. İzmir'de oluyor mu bu tür organizasyon? Oluyor. İzmir'de de oldu mesela. Arkadaşlarla bizim bir arkadaşımız var Karşıyaka'da, Haluk. Kupayı ona verdik biz. 1. numaralı kupayı. Haluk. Karşıyaka'lı Haluk Bezici Kemal'in oğlu. Peki şimdi biraz da böyle dönek güvercinlerini anlatsanız bize. Hani dönek güvercinleri genelde nasıl olur? Renkleri nasıldır? Ya şimdi bu iş bizim bilmemiz, anlatmamızla yeterli değil. Bizden önceki yani biz ikinci kuşak oluyoruz kuşçu olarak bu Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bunlar Selanik'ten getirilmiş kuşlar. Kalkandere'den, Üsküp'ten. Mesela çok iyi bir Selanik'te Kurt Deresi dedikleri bir yer var. Anlatıyorlar Selaniklerle ben. Birebir 4 tane usta vardı oradan gelme Selanikli. Anlattılar, biz onların bilgileriyle mesela bazı şeyleri öğrendik. Bu kuşlar Selanik kuşu. Yugoslav kuşu değil, Bulgaristan kuşu değil. Yugoslav kuşları paçalı. Ayrı bir cins. Bunların içinde paçalı dönek. Ha kötü mü paçalılar? Onlar da güzel kuşlar. Onların içinde de mesafeli dönekler var. Ama bunlar Selanik kuşu. Yugoslav kuşu değil. Şimdi bazıları Yugoslav kuşlarıyla cins olarak paçalılara eş ediyorlar. Randıman alan var, almayan var. Ben denemedim, hiç prova da yapmadım. Benimkiler hepsi Selanik kuşu. Neden Selanik kuşu? Getiren adamları birebir biliyorum bunları. Yetiştim yani Selanik'ten. 16 kişi buraya kuş getiriyor. 16'sının da bende isimleri var. 4 tanesine bunların yetiştim ben. Mesela dörtlük Mustafa amca vardı. Baş kuşçudu. Karşıyakalı Rıza Bey vardı. Çingene Mehmet Ali vardı, rahmetli oldu. Bunlara yetiştim, gördüm. Birçoğu da mesela yaşlıların kuş getirmedi. Kuş getirmedi ama getirenlerden aldı. Mesela Selanikli getirmiş, ondan aldı, edindi. Bizimkiler de öyle. Biz kuş getirmedik Selanik'ten. Ama getirenlerin kuşlarını aldık, baktık. Yani kuşlarımız öyle, mübalağa edeceğim ben, tartışılmaz bir kuş. Burada 3-4 cins kuş var. Yani tek cins değil bunlar. 200 parça kuş. Burada bangosu var, gideri var, kara kanatı var, pal kanatı var. Bunları izah etmek lazım. Tabii bunları biz şimdi kime izah edeceğiz? Herkes bildiği gibi okuyor. Nasıl okuyor? İşte ben kardeşim diyor. Bu kara kanat diyor. Ya kara kanatın kendine ait özellikleri var. Kara kanatlar iki gözü beyaz olur. Dönek olarak. Tabii. Ama adam bilmiyor. İki gözü kara kuşa diyor kara kanat. Pal kanatlar gözleri siyah olur. Üzüm siyah bak. Bunlar çoğu burada üzüm siyah. Pal kanat ağırlıklı. Ha beyaz gözlü kuşlarım da var. Bak beyaz gözlü. Onlar kara kanat mı? Kara kanat oluyor. Kara kanat. Mesela kırmızıların çoğu kara kanat benim. Ya birçok arkadaşa bunlardan verdik. Aldılar, baktılar, beslediler. Bunu paylaşmadın mı anlamı yok. Yani şimdi adam dost olarak geliyor sana. Abi diyor bana 2 tane kuş ver. Neyse diyor bunun cezası kazası vereyim. Ya önemli değil, al sana 2 tane, 4 tane al. Ne yapıyor biliyor musun sonra? Ya diyor ben ondan kuş almadım. Bu var kuşçuluğumuzda. Ben diyor bunları Selanik'ten getirdim. Allah Allah. E diyorum bak bu kuşlar, bu kuşların yavruları. Ben yerde kuşun 5 tane yavrusunu gösterebiliyorum. Verdiğim kuşların. Mesela bir kuş vereyim birine, 5 tane yavru alsın adam. 50 tane kuşun içinde 5 tane benim verdiğim kuşun yavrusunu sayarım. Bu benim verdiğim çiftlerin yavrusu. Bu bir marifet değil. Bilgi, beceri. Kendini yetiştirmek. Mesela 50 sene adam kuş bakıyor ama
Gidiyor o yabancı kuşu tutuyor orada. Benim diye alıyor adamın kuşunu. Bakıyor olmaz öyle şey. Herkes kendi kuşunu alacak. Kendi kuşunu bakacak. Başkasının kuşuna sahiplenmeyecek. E benzettim ya diyor ben diyor. Benim kuşa çok benziyor. Kuş kuşa benzer. Öyle değil mi? Tabii. Ben mesela 40 sene parmaklarını kestim bunların. İki orta parmağını. Neden kestim parmağını? Tanımadığımdan değil. Kuşlarımı tanıyorum. Başkaları da bilsin bu kuş keskinin. E başladı İzmir'de 10 kişi iki parmağını kesmeye. Ben kesiyordum 10 kişi daha başladı kesmeye. Neden kesiyorlar? Sordum ya niye kesiyorsunuz bunun parmağını? E ben senin kuşlarını bakıyorum. Yahu kardeşim başka bir işaret at ya. Sen de sağ parmağını kes. Kaç tane parmak var kuşta? 3 tane önde var bir de arkada var. Arkadan bir topuğunu kes. Önden bir tane kes. Değişik bir işaret at. 40 sene kestim bir tane yok bak kesik burada 5-6 tane var şimdi anaçlar kesmiyorum bizden daha çok meraklılar var kesiyorlar hala kesenler var mı? Kesenler var isim vermeyeceğim çok sevdiğimiz arkadaşlar var işi paraya döktüler satışa işte bu keskinin kuşu ya ben biliyor mu satmasını burada ben satsam burada bir tane kuş kalmaz burada ben layık olana veriyorum burada herkese kuş verilmez. Neden verilmez? Şimdi sen evleniyorsun, bir aileden bir kız alıyorsun, örnek veriyorum. O kız namuslu olabilir ama sen ona sahip çıkacaksın. Ailen senin, kuşuna da sahip çıkacak adam. Sahip çıkamıyor kuşa. Sahip çıkamadı mı vermeyeceksin kardeşim kuş. Yani bu baka baka mesela benim torun mesela bak yanımda 19 yaşında değil mi? Allah vergisi şimdi bir kümese göndereceğim onu. Buradan Çeşme'de bir arkadaş var Ersan diye. Gitti geçen gün oraya. Kuşlar var orada. Bizim bu kuşlardan var yani. Senin kuşlardan benim kuşlardan var. Ayvalık'tan aldı. Ben Ayvalık'a verdim. O gidip Ayvalık'tan aldı. Benden almadı. Ayvalık'tan aldı. Yani rahatsız oluyor benden şimdi. Keskin sahipleniyor bizim kuşlara. Ya sen Ayvalık'tan aldın. Ama kuşlar gene Keskin'in. Çocuk gitti orada olan benim bu kuşların dedi. Anası babası bu. Yavruları da bu. 19 yaşında. Aynen. Sen de biliyorsun kuşları. Aynen. Abi. Devam edecek misin bu? Dedenin bu işi? Tabii devam edeceğiz ya. Aynı. Biz de sürdüreceğiz. Anlayabiliyor musun söylemek istediğimi? Bu çocuk nasıl diyebilir ya? Bu kuş bunun yavrusu. Hadi sen burada göster at bakayım. Bu kuş bunun yavrusu diye bir tane kuş göster burada. Kimse gösteremez. Tabii. Gök kubbede gösteremez. Ben bunu öğretmedim ki. Baka baka kuşları ezberledi. Kuşlar ezberinde onun tipleri, kafaları, şekilleri, yürüyüşleri, ötüşleri. Bak şimdi ötüyor kuş değil mi? Hı hı. Sana neyi ifade ediyor bu kuş? 50 sene bak onu çözemez adam. Ben erkekim diyor. Kabadayıyım ben diyor. Kümesi nefesiyim. O. Görüyor musun? Şimdi onun anası babası da var burada. Bak iki tane marka takmışım ayağına. Karıştırmayın. Çelik marka. Kesemezler yani. Bak çelik marka iki tane. Görüyor musun? Evet. Özel bunlar. Bunlardan verdin mi adama anadın mı? Nasıl anladın mı? Keleşi veriyorsun hiç arıza yok. Tak 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 sayıyor. Bir de mantar tabancası var sıkıyor adam tak. Keskin abi peki bu eskilerden biraz konuşalım. Rahmetli olan kuşlardan konuşalım. Kimler var? Mesela eski kuşlardan benim değer verdiğim kuşlar vardı. Tepecik'te Hüseyin amca vardı. Çimentepe'de de Yavuz amca vardı. Bunlar ikisi beraber askere gitmişler. 1926 doğumluydu Hüseyin amca. Yavuz amca da 1926 doğumludu. İkisi de iyi kuşçu. Biri Eşref Paşalı, biri Tepecikli. Hiç birbirini sevmezlerdi. Ama ben ikisini de seviyordum bunların. Neden? Ben Tepecik'te büyüdüm. Eşref Paşa'dan evlendim. Benim ailem Giritli kızı. Orada oturuyordu. Gidip gele gele Eşref Paşalılarla akraba olduk yani. Enişteleriyiz ya. Yani hanım tarafı biraz ağır geliyor. Oradaki kuşçularla İstişare ede ede onların fikirlerini, bilgilerini ister istemez algıladım. Yani bu kuşları sizler nereden aldınız? Nasıl yaptınız? Nasıl baktınız? Nasıl eşittiniz? Nasıl çoğalttınız? Bir de şimdi bizim bu kuşlar ıslah ediliyor. İslah nasıl edilir kuş? Hep iyisini çıkarmak. Uçurup seyredip daha iyisini çıkarmak. Uçurup seyredip daha iyisini çıkarmak. Tabii bazı burada bilgiler gerekiyor yani kendi başına bunu bırak. Bu koyun bu koyunla eş alsın yok. Sakız sakızla eş alacak. Sakız istiyorsan, sakız koyun istiyorsan sakızla eş edeceksin.
Kuşu da döneyi dönekle, has dönekle eş edeceksin. Ve adamın kendini ispat ettiği kuşlardan bakacaksın. Mesela Yavuz amca hayatı boyunca kuş bakmış, beslemiş adam. Hayatını kuşlara vakfetmiş bir adam. Buradan çıkmazdı buradan. Benim torun burada da geliyordu. Çocuk bilgi olmak için ona diyor. Yavuz amca anlat biraz. Aman be ata be, başım ağrıyor ya. Bırak sus biraz be ya. Çocuk ufak bilgi istiyor yani. Yani sana ne anlatacağım gibilerden. Gerçi biz ona hiçbir zaman demedik bize anlat. Biz alacaklarımızı zaten ondan aldık. Nasıl aldık alacağımızı? Bir insan bir yani pratik vardır. Nazari bakar öğrenir sanatı. Bir de ameli vardır. Pratik ameli. Yani ben sanat okulu okudum mesela. Marangozum. Çok güzel ahşap iş yaparım. Bazıları mesela böyle pataküte iş yapar. Ben kümes yapacağım. Bak çiftane şunu yapsan. En güzelini özenir yapar. Ya kuş duracak diyor. Yumurtalarına yatmaz mı kuş orada? Beğenmez mi onu? Yapar ya, bir kasaya da koysan yatar. Ama gözün estetiği güzel olsun ya. Değil mi? Bak şimdi buraya ne güzel kümes yapmışız. Neden yaptık burayı böyle? Kaçmasın, kaybolmasın. Bir de içeriye misafirlerini ağırlamak için yer yapmışsın. Tabii burada. Şehir dışından geliyorlar herhalde. Tabii evde kalıyorlar burada, kalsınlar. Otelde yatırmıyoruz adamları. Neden? Masraf yapmasın adam. Biz de gidiyoruz, onlar da bize aynı şekilde davranıyor. Ve bir de şöyle bir şey var. Yani ustalar eski zamanda kuşların kıymeti bu kadar kıymetli değildi. Bu kadar değerli değildi. Yani insanlar zor geçiniyormuş onların döneminde. Çünkü bu kuşlar buraya 1900 aşağı yukarı 42'de gelmiş. 39'da 38'de Atatürk öldükten sonra 42'ye kadar kuş gelmiş. Daha önce de dönek güvercini yok mu burada? Yok. Buranın yerli kuşu yoz kuş yani. Taklacı dediğimiz kuşlar yani. Buranın yerli kuşu. Bunlar Selanik'ten buraya mübadil geldiği için kuşlarla beraber geliyorlar. Ve İstanbul'a çok gelen oluyor, fakat İstanbul'a gelenlerin çoğu paçalı dönek getiriyor. Onlar da çok güzel kuş. Fakat zevk şimdi. Bazısı paçalı bakıyor, bazısı paçası. Onlarda bak paça yok. Biz bu kuşlarla haşır neşir olduk. İzmir bu kuşu bakıyordu. Biz de gençliğimiz burada geçtiği için, burada büyüdüğümüz için bunlarla haşır neşir olduk. Mesela taklacı bakıyorlar, posta kuşu bakıyorlar. Tebrik ederim, herkes hayvan bakıyor ama biz dönek bakıyoruz. Ha döneğin özelliği dönecek. Havaya kalkacak, güzel dönecek. Girişi çıkışı düzgün olacak, inecek yere. Yani bunun hüneri bu. Ha, ustalar da bize mesela bazı şeyleri böyle açık, yani öğrenmeyelim diye mi, net söylemiyorlardı. Ya diyorduk, bunu nasıl eş ettin usta? Bu kırmızı, bu siyah, bu beyaz. Bunu eş ediyorsun, bu çıkıyor. Nasıl yapıyorsun? Biz de öyle yapalım. Bunun anası diyordu karga, babası da kerkenez. Karga, hani siyah karga. Ya abi doğru söyle bize ya, bunlar kargadan mı çıkma? Söylemiyorlardı yani bize ustalar. Anlatabildim mi yani, kuşu eş etmeyesin. Ya usta söyle ya, nasıl eş ediyorsun? Çıkıyor bu yavrular, dönüyor. Dişiyi kara kanat mı eş ediyorsun? Pal kanat mı eş ediyorsun? Nasıl eş ediyorsun? Zaman içerisinde çorap söküğü gibi bu sökülüyor. Mesela bizim öğrendiğimiz bilgilerin içinde pal kanatları kara kanatlara eş ettiler evvela. İlk eş olan kuşlar. Pal kanat, kara kanat. Bunlar eş oldu. Ana kuşlar Selanik'ten gelen kara kanat, pal kanat. Üçüncü kuş yok isim olarak. İzmir'e geldikten sonra kuşlar bangolar oldu. Bangoların yavruları oldu. Giderler. Giderlerin yavruları oldu. Evlatlar. Anladın mı? Bu kuşların nesillerinde bir ismi var herhalde. Tabii, perişanlar falan diye duydum ben. Bak bangolar, geniş kuyruklu kuşlar, fıstıksız. Kara kanatlar, fıstıklı, beyaz gözlü, memeli. Fıstıklı derken? Fıstıklı yani kuyruğun üstünde fıstığı var, memesi var. Sivop. Kuyruk üstü. Hah, bak sen biliyorsun işi. Bazıları ben bakmam diyor. Ya sen bakmazsan biz bakmayacak diye değil. En uzun dönen kuşlar fıstıklı kuşlar. En büyük mesafeli dönen kuşlar. Ama biz bunun iddiasını yapmıyoruz ki. Yani 20 metre 30 metre dönen kuşlar var fıstıklı. Ben bakmam. Bakıyorlar, hepsi bakıyorlar. El altından bakıyor kardeşim. Kaç nesil var bunlarda? Banko var. Bak. Tekrar söylüyorum sana. Palkanat, kara kanat Selanik'ten gelen iki tane kuş. Evet. Palkanat hangisi? Beyazı çok olan.
Mesela beyazı çok olan kurt. Beyazı çok. Eşit renk değil. Beyazı daha çok. Kara kanat siyahı çok olan. Ama bak kara kanatların iki gözü de beyaz. Bak benim kuşlarım birer gözleri beyaz oluyor. Neden? Çapraz bunlar. Palkanat, kara kanat çaprazı. Bir gözü beyaz, bir gözü siyah. Bak tek göz. İki gözü beyazlar var. Yani kara kanatlar iki gözü beyaz. Kara kanat kuş uçmasını bilmez ama dönmesini bilir. Yani uçması fazla önemli değil. Dönek yani. Palkanatlar biraz aksi kuşlar. Aksi. Birini aksi eşetmişler, birini çabuk eşetmişler. Ortayı bulmuşlar. Sonradan bu kuşlar eş oluyor bangolara. Bango dedikleri kuşlar. Bango Türkçe tabiri caizse lügatta azman demek. Bunlar dönek kuş. Neden bango? Bango dönmüyor demek yani. Bango. Dönek değil. Ancak yaşını bulunca dönüyor bunlar bazı kuşlar. Bir yaşına geliyor, ikinci yaşın içinde dönüyor. Hangileri dönüyor? Bangolar dönüyor. Bangoları palkanatlara eş ediyorlar. Giderler çıkıyor. Neler çıkıyor? Giderler. Söyle ata. Giderler. Çok uzun dönüyor. Arif Bey çıkarıyor bunları. Binbaşı Arif Bey. Yani bu kuşları çıkaran adamlar, çıkaran var. Adamlar hayata da hayata geçiren adamlar var. Şimdi biz ben yaptım, ben ettim olmuyor. Bu daha önce bunun sinemasını, senaryosunu yapmış adam. Eşetmiş. Nasıl eşetti? Önce sır yaptı, sonra iş patlak verdi. Palkanatlara dedi, ben dedi bangolara eşettim adam samimi ikrar. Ve yaşlandı artık, ömrü son demlere geldi. Üç kişi satın aldı kuşları. Mektepli Ahmet, Marangoz Alaaddin, Baskıcı Hulusi. Üçü de Tepecikli bunlar. Hangi kuşları aldılar? Arif Bey'in kümesini kapadılar. Giderleri aldılar. Giderleri aldılar. Giderleri aldılar. Adamlar, kuşlar eş, çiftler eş. Çıkan yavruları uçuruyorlar, dönmüyor. Gidiyorlar Arif Bey'e. Arif Bey diyor ya Allah aşkına diyor, biz aldık kuşları senden ama aynı kuşlar eş diyor. Hiç ayırmadık. Sen nasıl eş ettin öyle eş. Yavrular dönmüyor diyor. Abi diyor çocuğum diyor. Sandık sizde. Kilit de sizde. Anahtar da sizde. Ben öleceğim diyor. Sonra mezarımda diyor küfür mü edeceksiniz bana? Ne demek bu? 10 tane alacaksın, bir tane dönecek. Hepsi dönecek diye bir kural yok. Yani hepsi bunu eşitti, hepsi dönecek. Yok böyle bir şey. Bir kuştan 5 tane yavru alıyorum, bir tanesi güzel oluyor. Hepsi dönecek. Şimdi millet eş ediyor kuşu. Aa bu bozdu, bozacak tabii ya, taşıyamıyor. Hiç konuşmayan adam hiç bozmaz ya. Yalan da söylemez. Konuşmuyor ki, nereden sen anlayacaksın onun doğru mu yalan? Ama konuşan adam hata yapar ya. Dönen kuş da hata yapar yani. Dönek kuş yani. İdare edemezsen hata yapar. Kuş diyor bozdu. Sen bozduruyorsun kuşu. İdare edeceksin. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz sağ alt köşede kanalımıza abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Teşekkür ederiz.